Merhaba değerli seyirciler. Hocam merhaba. Merhaba. Merhaba sevgili Yanardağ. Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 1 Mayıs'tan önceki son 2 gün. Artık öyle şeyleri takvimimizi öyle ayarlıyoruz. 1 Mayıs'a göre. Şeyde böyle önemli günleri siyasette ve başka olaylarda da pek benzetmek istemiyorum. D günü derler, D-Day falan, öyle bir gün oldu 1 Mayıs. Neden? Çünkü iktidar 1 Mayıs'ta Taksim'i işçilere, emekçilere kapatmakta inat ediyor. Hayret edilecek bir inat. Yani şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan iktidarının bir tarih, gün ve simge fetişizmine sahip olduğunu biliyoruz. Yani mesela 31 Mart tarihi onlar için önemli bir tarihtir. Efendim, o tarihte seçim yapmak isterler filan. Neden? Çünkü 31 Mart'ta Abdülhamit'in kışkırtmasıyla gerici, ordudaki gerici ve eğitimsiz subaylar ayaklanmıştır meşrutiyete karşı Osmanlı döneminde falan. Böyle simgeler var. Efendim, Kutlu Doğum Haftası diye bir hafta icat ettiler. O da şimdi FETÖ dedikleri, Fethullah hocalarının o zaman çok toz konduramadıkları Fethullah Gülen'in doğum günü filanla karışık böyle. Ve de yani miladi tarihe göre zamanı değişmeyen bir Kutlu Doğum Haftası ne demekse, bütün dini bayramlar ay tarihine göre yapıldığı için tarihler değişir ve miladi takvime göre onar gün geri gelir filan. Ramazan mesela bazen kışa bazen yaza rastlar. Yazları oruç tutmak daha zor olur gün uzun olduğu için falan. Şimdi bu işte Taksim Meydanı da bu iktidar için öyle bir simge oldu. Fakat olumsuz simge. Yani Taksim Meydanı'nı demokratik güçlere, emekçilere, efendim, kitle, demokratik kitle örgütlerine, hükümetin siyasetini, ekonomik politikasını eleştirenlere filan, yani özet olarak halkın, kamuoyunun kendini ifade etmesine yönelik toplantılara ve olaylara kapatıyor. Sebebi ne? Onu da söyleyelim. Çünkü biz kitap yazdık. Yani Türkiye'yi sarsan 30 gün gibi bir isimle Gezi Parkı direnişi. 27 Mayıs gecesi başlayan, 27 Mayıs 2013 gecesi başlayan ve Temmuz'un ortalarına kadar devam eden bir Gezi Parkı direnişi. Çok masum bir direniş olarak başlayan, sonra da efendim işte polisin zulmüyle filan genişleyen, Türkiye'de 81 eyaletin 79'unda yaygın, milyonlarca kişinin katılmasıyla devam eden ve ondan sonra hakikaten Türkiye'de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı bu iktidarın peçesini, bu iktidarın maskesini, siz hangisini derseniz, bu iktidarın maskesini, peçesini, yüzündeki işte yanlış izlenim veren görüntüyü silen ve asıl otoriter, antidemokratik yapısını ortaya koyan olay. Onu azmedemiyor bu iktidar. Yani Gezi direnişi, Taksim Meydanı, Gezi Parkı, efendim ondan sonra iniş, aşağıya doğru inişi, 17-25 Aralık arkasından geldi suistimal iddiaları, kendilerinin darbe olduğunu iddia ettiği bir takım soruşturmalar. Derken 2015'teki bir kendilerince yapılmış olan bir cumhurbaşkanlığı seçimi, 2016'da gene kendilerinin besledikleri bir cemaatin, FETÖ, şimdi FETÖ oldu, Fethullah Gülen terör örgütü ve paralel devlet yapılanması oldu. O zaman toz konduramadıkları Hoca Efendi'nin adamlarının orduda yaptıkları şey filan böyle baş aşağı gidiyor. 2015 7 Haziran'ında kaybedilen seçim. Ondan sonra bombalar, 1 Kasım falan. Yani baktığınız zaman çok karanlık bir düşüş
görüyorsunuz. Bu karanlık düşüşe rağmen bakın 2013 Gezi Parkı direnişi, bugün 2024'teyiz. 11 yıl sonra. 11 yıl sonra, o da yerel seçimlerde artık bitti, bu iktidarın bittiği ortaya çıktı. 11 yıl böyle bir şeyle, hayat öpücüğüyle, işte öyle seçim yaptı, böyle bilmem halk oylaması yaptı, damgasız oyları saydı, anayasayı değiştirdi, yargıyı kendi emrine aldı filan. 11 yıldır canımıza okuyor, demokrasinin canına okuyor filan. Taksim inadı buradan geliyor. Bu, çünkü Taksim'deki Gezi Parkı direnişinin arkasında demokratik kitle örgütleri, doğanın korunması, yağmaya karşı olmak, hortumculuğa karşı olmak filan gibi ve emeğin hakkını savunmak ve asıl demokrasiyi savunmak gibi iddialar var. Şimdi bakarsanız eğer DİSK, KESK, işte TMOB filan öyle bir takım demokratik kitle örgütlerinin iddiasına 2014 yılı zaten Uluslararası Sendikalar Birliği'nin kararıyla bütün dünyada demokrasinin savunulma yılı olacak deniyor. Yani bu yılki 1 Mayıs'ın öyle bir iddiası var. Ben pazar günü yayınladım bunların bildirisini. O bildiri de çok net olarak söylüyor. Yani Uluslararası Sendikalar Birliği de bu yılki 1 Mayıs'ı yeni bir demokrasi mücadelesinin başlangıcı olarak kutluyor ve bunu ilan ediyor. DİSK, TMOB, KESK ve işte Tabipler Birliği, Diş Hekimleri Birliği filan. Bunun adına ve emekçilerin haklarını savunarak ve tabii 70'li yıllara kadar geri giden 77 katliamı, ondan önce 70'li yıllarda 73, 74 filan onlar var. Bir de 77'de Ecevit'in, Bülent Bey'in gelmesi var falan. Yani Taksim'de bir şey var, bir tarih var. Anayasa Mahkemesi gerçekten şaşırtıcı bir biçimde diyor ki Taksim emekçilerin ortak hafızasının yeridir ve dayanışmasının simgesidir. Bakın çok enteresan. Yani okuduğum zaman kararı gözlerime inanamadım. Ben de yazsam bir toplum bilimci olarak, bir toplum bilim öğrencisi olarak onu derim. Taksim Meydanı derim. Emekçilerin ortak hafızası ve dayanışmasının bir simgesi haline geldi. Onun için bu iktidar orayı kapatıyor. Ne diyor bugün? İşte İstanbul'dan, valilikten giden İçişleri Bakanı. Her yerde, herkes istedi, hepsini verdik. Hepsini verdik, Taksim hariç. Neden Taksim hariç? Çünkü Taksim bir simge. Demokrasinin simgesi, emeğin simgesi, direnişin simgesi. Buyurun efendim. Şimdi Taksim'de 1 Mayıs yasağının devam etmesinin bir anlamı olmalı. Bir anlamı olmalı. Ben bu anlamın üzerinde durdum epeyce. Bir değerlendirdim.